Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yazlık, mevsimlik, nasıl düşünürseniz bir hırka başladım. Zırh modelinden 240 ilmek attım. 240 ilmeğin 60-60 sağ ve sol tarafına, ön kısmına, 120 de arka kısmına ayırdım. Tek parçadan başladım arkadaşlar. 240 ilmeğin, tekrarlıyorum, 60 sağ tarafı, 60 sol tarafı, 120 de arka tarafı olmak üzere tek parçadan başladım. 4 ve 7 numaralı şişle başladım arkadaşlar. Şimdi zırh modelini önce bir göstereceğim size, daha sonra da hırkamızı anlatacağım. Şimdi 60 ilmek olarak sağ tarafını ördüm, bitirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 60 ilmek burayı ördüm, bitirdim. Bitirdikten sonra, daha önceki hırkalarımda da var arkadaşlar, onlara da bakabilirsiniz. Tek parçadan başlayıp nasıl parça parça ayırdım. 60 ilmek bu tarafı ördüm, bitirdim. Daha sonra arka tarafı ördüm, 120 ilmek. Arka tarafı ördükten sonra arkadaşlar, son parça 60 ilmek burayı ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı kapatacağım. Kapattıktan sonra da kol kısmına başlayacağız beraber arkadaşlar. Önce ben zırh modelini şu misinalı şişle daha rahat göstereceğim için zırh modeli nasıl ördüm onu göstereceğim size. Bunu göstermeden önce arkadaşlar, ben hangi iple ördüm? Şöyle göstereyim. Nako pırlanta. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Şiş numarası 4 ve 5. Tabii bu zırh modeli olduğu için 4 ve 7 ile ördüm arkadaşlar ben. 100 gram, 225 metre uzunluğunda. Renk numarası ve parti numarası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Parti numarası 70, 90, 10. Renk numarası arkadaşlar 67, 30. Şimdi gramını verdim, metresini verdim. Renk numarasını ve parti numarasını verdim arkadaşlar. Nako pırlanta. Şöyle 20 ilmek kadar atmam yeterli. Arkadaşlar başlarken unutmayalım. Başlarken 7 numaralı şişimizle başlayalım. Eğer 4 numaralı şişle başlarsak alt kısmı başlarken şu kısmı düzer arkadaşlar. O yüzden kalın şişimizle başlayıp ince şişimizle, bir sıra ince şişimizden, bir sıra kalın şişimizden ters ve düz olarak öreceğiz. Şöyle 20 saniye ilmek atmamız yeterli. Unutmayalım arkadaşlar. Kalın şişimizle başlıyoruz ve rahat bırakıyoruz. Yani sıkı başlamayalım ilmek atarken. Şöyle 20 tane ilmeğimizi atalım. Bir ters bir düz öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Çok da basit ama çok güzel duran da bir model. Bir ters bir düz olarak 4 numaralı şişimle başlıyorum arkadaşlar. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters. Yara bandını çıkardım arkadaşlar tam net görünsün diye. Şöyle bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Evet. Şimdi tekrar 7 numaralı şişimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Hiçbir zorluğu yok. Çok da güzel duran bir model. Özellikle yazlık hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda, bluzlarda daha doğrusu çok güzel duran bir model. Aynen tersi ters, düzü düz olarak alıyoruz. Bir sıra 7 numara, bir sıra 4 numara, bir sıra 7 numara, bir sıra 4 numara arkadaşlar. Evet. Son ilmeğimizi de örerek alıyoruz. Evet. Sanırım anlaşılmıştır. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tersi ters, düzü düz. Tersi ters, düzü düz. Tersi ters, düzü düz arkadaşlar. Sadece şiş numaraları değişik. Bir sıra 4 ile gidiyoruz, bir sıra 7 ile gidiyoruz. Bir sıra 4 ile gidiyoruz, bir sıra 7 ile gidiyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir durum yoktur. Evet. Bu sırayı da örelim.
Evet, ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Tersi ters, düzü düz. Yalnız arkadaşlar düzde zaten sırf modelinin püf noktası odur. Düzü buradan alıyoruz. Bakın, tersi, düzü böyle alıyoruz arkadaşlar. Tersi farklı alan arkadaşlar var. Zaten benim düz alışım da böyle arkadaşlar. Zırh modelinin püf noktası da düzü buradan böyle arkadan alıyoruz. Tersi ters, düzü böyle alıyoruz arkadaşlar. Bakın, düzü böyle arkadan alıp çıkarıyoruz. Çünkü düzü farklı ören arkadaşlar var. Benim örme şeklim de böyle olduğu için değişen bir şey olmuyor. Evet, ben şimdi modelimi biraz ilerletip hemen dönüyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bu kadar örmem yeterli. Sırh modelimizi bu şekilde anladık. Şöyle de göstereyim. Bakın ne kadar güzel duruyor. Ters tarafı da aynı, düz tarafı da aynı. Yalnız ben bitirdikten sonra ütü işlemi yapacağım. Bütün örgülerinde olduğu gibi. Hatta benim kanalımda da ütü nasıl yapılır, örgülerde ütü nasıl yapılır diye var arkadaşlar. Bakmak isterseniz oradan bakarsınız. Şimdi ben bunun arkasını ve önlerini tamamen bitirdim. Bir de şunu izah etmek istiyorum arkadaşlar. Kesme işlemini yapacağımız zaman arkadaşlar kesinlikle 4 numaralıyla kesme işlemi, yani sonlandırma işlemi yapmayalım. Nasıl başladığımızda anlattığım gibi 7 numaralı şişle başlıyoruz. Bitirirken de, yani keserken de 7 numaralı şişimize, yani kalın şişimizle kesme işlemini yapalım. Misinalı şişimle keseyim. Şimdi zor olacak çünkü sehpada. Şimdi burayı da kestikten sonra arkadaşlar, kolun uzunluğunu da arkadaşlar şöyle anlatayım. Bilekle dirsek arası tam ortasında bırakacağım. Şimdi bunu kestikten sonra hemen kola başlayalım beraber. Evet, kesme işlemimizi de bitirdik. Şimdi kolumuzu beraber şişeye takalım arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar ben size. 7 numaralı şişle düz tarafından buradan başlıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Yani bu sefer dikmeden yapıyoruz. Önce şöyle dikiyorduk. Ondan sonra misinalı şişle kolumuzu çıkarıyorduk. Ya daireden örüyorduk. Sonra dikiyorduk. Ben bu sefer kol kısmının üstüne dikişi gelmesi için, yani farklı olması için buradan şöyle çift alıyoruz. Bakın şöyle alıyorduk ama bunda kol ilmeğini çıkarırken böyle çift alıyoruz. Bu zincirlerin içinden girip ilmek çıkarıyoruz. Yalnız kesinlikle ilmeğinize dikkat edin. İki tarafın, şöyle kolumuzun iki tarafın ilmeği de eşit olacak. Yani zincirleri atlayarak giderseniz eşitsizlik olur. Kolda bu ortada kalan dikiş yan tarafa doğru kayar. Evet, böyle sırayla ilmeklerimizi çıkaralım. Bakın arkadaşlar, şöyle yapalım. Şöyle yapıp her zincirden bir ilmek çıkarıyoruz. Her zincirden bir ilmek çıkarıyoruz. Şöyle yaparak, bakın, şöyle zincirler görünüyordur. Her zincirden şöyle içinden giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, böyle ilmeklerimizi çıkaralım. Şimdi buradan başladık arkadaşlar. Buradan ortaya, ortadaki ilmeği saymıyoruz arkadaşlar. Yani eşitlerken ilmekleri kola alırken eşitleyerek alıyoruz. Yani burada 30 tane ilmek varsa burada da 30 tane ilmek olmak zorunda. Burada da tek olan ilmeği saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ilmeklerimi toplayıp dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada kaç ilmeğimiz oldu? 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tam 30 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Bu tarafta da tam 30 ilmek alacağız. Şimdi ortayı 1, 2, 3 şöyle bir alttan dördüncüden çıkarıp şişime taktım ve aldım. Bakın arkadaşlar, ortası eğer şuradan alsaydım veya şuradan şöyle alsaydım, bakın ortası ne kadar açıklık olacaktı. Tam ortada kalan yer, yani koltuğumuzun altında kalan yer. Ben 1, 2, 3, 4 bir tane ilmek çıkardım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ilmeği saymıyoruz. Bu tarafta da şimdi 30 tane ilmek çıkarıp ters düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Sırayla 4 numarayla, 7 numarayla, 4 numarayla, 7 numarayla istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Şimdi bu taraftan da şöyle yapalım. 30 tane ilmek çıkarıyoruz. Sayarak gidelim burayı da. 30 tane ilmek çıkaralım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 27 28 29 ve 30. Ne yaptık arkadaşlar? Eşitledik. Şimdi 30 bu tarafta, 30 bu tarafta 60 tane ilmeğimiz var. Bir tane de ortadan aldık. 61 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi sırayla şişlerimizi değiştirerek ilk ilmeğimizi örmeden alıp bir ters bir düz olarak başlıyoruz arkadaşlar. Ters, düz, ters, düz. Şimdi ben bunu anlattığım gibi bilekle dirsek arası yapacağım arkadaşlar. İstediğim uzunluğa getirinceye kadar öreceğim. Daha sonra da diğer kolu öreceğim arkadaşlar. Şimdi diğer kolu göstermeme gerek yok. Bunu da nasıl ördüğümü göstermeme gerek yok. Arkadaşlar zırh modelini anlattım. Aynı 4 ve 7 numaralı şişle kol istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim arkadaşlar. Daha sonra da diğer kolumu öreceğim. Dikme işleminde beraber dikeceğiz arkadaşlar. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Dediğim gibi arkadaşlar, zırh modeli düzleri böyle alınıyor. Yani düzleri bazı arkadaşlar farklı alıyor, önden alıyor. Düzleri arkadan örüyoruz. Bunu da unutmayalım. Düz. Evet, sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Şöyle yan çevireyim arkadaşlar. Göstereyim. Şimdi kolu böyle öreceğiz. Bakın arkadaşlar. Omuzu dikerken buradan, aslında omuz derken arkadaşlar hiç yaka boşluğu yok bunda. Biliyorsunuz 60 sağ taraf, 60 sol taraf, 120 arka taraf. Yani bu şöyle kapanıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sıfır boşluk, yani boyun boşluğu yok. Yani buradan dikeceğim. Ondan sonra da kol da bittikten sonra bu koltuk altına gelen dikiş burada kolumuzun tam üstüne gelecek. İstediğim kadar uzattıktan sonra buradan itibaren şu omuz tarafından itibaren dikip kola da kadar gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben sağ taraf ve sol taraftaki kolu örüp dikiş kısmında hemen döneceğim. Daha doğrusu dikmeden önce arkadaşlar önce ütüsünü yapacağım. Ütüsünü yaptıktan sonra da omuzdan itibaren kolu dikerek geleceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim, ben dikmeye başladım, kolları bitirdim. Şimdi kolu bitirdikten sonra arkadaşlar hemen kolu bu ters kısmından, yalnız düz kısmından değil, ters kısmından buralardan ilmek alarak omuza geliyorum. Omuzun bir yarısını diktim arkadaşlar. Kolu ve omuzu birlikte diktim. Daha sonra diğer buradan omuzdan başlayıp şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan da şöyle başlayıp kolu, şuraya kolu sabitledim ki kayma olmasın diye, omuzu bitirerek kola geleceğim. Kolu da böyle dikip arkadaşlar
hırkamızı tamamlayacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dikmeye başlamadan önce ütüyü de yaptım ben. Ütüsünü de yaptım. Hırkamızı anlatırken başında da söylemiştim arkadaşlar. Ütüyü yapmadan kesinlikle dikiş yapmayalım. Ütüyü yaptıktan sonra dikiş yapmaya başladım. Şimdi bu tarafı, kolunu ve omuz kısmını bitirdim. Şimdi buradan şöyle yaptım arkadaşlar. Omuzdan başlayıp kola doğru gidiyorum. Dikişi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ben her zaman söylediğim gibi, her örgümde de söylüyorum. Ben tığla yapıyorum arkadaşlar. Siz normal iğnenizle de yapabilirsiniz. Şunu unutmayalım arkadaşlar. İlmeğimizi gevşek, oldukça gevşek bırakacağız. Eğer bunu sıkı bir şekilde yaparsak buralar büzülmeye başlar. Her örgümde söylüyorum ama arkadaşlar bunları, çünkü her örgüme aynı kişiler gelmediği için bunu her seferinde tekrarlıyorum. Bu ilmeğimizi dikiş yaparken gayet bol, yani gevşek bırakacağız. Neden? Bu kısımlar, şuralar büzülmesin diye. Bakın arkadaşlar, alıyorum iki taraftan da, yani zincir görünümlü yerlerden alıyorum. Bakın buradan aldım, buradan da aldım, dikiyorum. İki taraftan da aldım, dikiyorum. Gayet de bol bırakıyorum arkadaşlar ilmeğimizi. Evet, böyle yaparak dikiş işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi siz iğnenizle de yapabilirsiniz. Ben her zaman tığla yaptığım için tığla devam ediyorum. Evet. Böyle yaparak arkadaşlar, dediğim gibi omuzu bitireceğim, kolu bitireceğim. Daha sonra dikişim bittikten sonra arkadaşlar, tamamıyla bitmiş şekilde size göstereceğim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, şimdi dikiş yaptığımız yere de ütü basacağım, bu kısmına da ütü basacağım. Daha sonra da hırkamız bitti arkadaşlar. Şimdi ben dikişi yaptıktan sonra hemen döneceğim ve hırkamızın son halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Artık dikişimiz de bitti, ütümüz de bitti. Siz isterseniz arkadaşlar dikiş yerinin dış kısmında olmasını isterseniz, dikiş yaptığımız yeri dış kısmına da yapabilirsiniz. Yani kolumuzun üstünde dursun, daha farklı durur derseniz, o zaman ilmek çıkardığımızda, koldan ilmek çıkardığımızda onu da ters taraftan çıkarıp düz tarafa şöyle kol yerinde şöyle dikiş hizası olmasını isterseniz, omuzdan kol hiza, kolumuzun üstündeki hizadan ve kol kenarlarından böyle dışarıya doğru yapabilirsiniz. Dışarı doğru olmasını isterseniz. İlk başta ben öyle düşünmüştüm. Daha sonra şurayı, kolu ben düz yerden aldığımı fark ettim. Burayı da o yüzden ters kısmından diktim arkadaşlar. Eğer şu kolu yanlışlık yapmayıp da ters tarafından çıkarıp da şuradan dikiş dışarıda olsaydı, kolumuzun üstünü de aynı böyle dikiş yeri dışarıda olsun diye böyle yapacaktım. Kol yeri de dışarıda olacaktı. Yani koldan ilmek çıkardığımız yerde farklı olmasını istedim ama sonradan fark ettim. O yüzden dikişi de ters tarafından yaptım. Hırkamız tamamıyla bitti. Tam yaza uygun ifil ifil bir hırka oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle göstereyim, bakın arkadaşlar. Hani derler ya ifil ifil diye, gerçekten ifil ifil mevsimlik yazlık bir hırkamız oldu arkadaşlar. Ütüyü çok dikkatli yapalım yalnız. Dediğim gibi kanalımda ütü nasıl yapılır, örgülerde ütü nasıl yapılır diye çekmiştim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.